İyi akşamlar. Saat 20.45 Aykırı Sorular saatindeyiz. Ben Enver Aysever, bir adaşımı Enver Altaylı'yı konuk ediyorum. Ruzi Nazar, CIA'nin Türk casusu kitabı konu alacağız. İlginç bir kitap çünkü içindeki bilgiler yakın tarihimize dair de önemli veriler. Hoş geldiniz. Bu kitap CIA'den izin alınarak mı yazıldı? Şöyle, Ruzi Nazar 50 yıl Amerika Birleşik Devletleri güvenlik teşkilatları ile iç içe olmuş bir insan. 40 yıldan fazla CIA'de görev yapmış bir insan. Şimdi Ruzi Nazar biyografisini, hayat hikayesini yazma haklarını bana vermiş. Hı hı. Ve bu şahıs Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı, şu anda da 96 yaşında. Benim için Ruzi Nazar'ın bu biyografi sebebiyle başının derde girmemesi, hakkında herhangi bir ceza davasının Amerika Birleşik Devletleri'nde, tazminat davasının açılmaması için tedbir almak ahlaki bir mükellefiyet. Onun için şunu yaptım. Amerika'da, New York'ta çok önemli, etkin bir hukuk bürosunu görevlendirdim. Onlar kitabı da ekleyerek şu mealde kuruma, Ruzi'nin çalıştığı kuruma bir mektup yazdılar. Ya. Evet. Ek'te kurumunuzda 40 küsür yıl görev yapmış ve kurumunuzdan emekli olmuş Ruzi Nazar'ın hayata etrafında yazılmış bir kitap var. Ruzi Nazar'ın hayata etrafında bir dönemin tarihi. Kitapta Ruzi Nazar'ın CIA'de, kitap Ruzi Nazar'ın CIA'de çalıştığı dönemleri de ihtiva ediyor. Bu kitap yazılırken Ruzi'nin söyledikleri, çeşitli arşiv belgeleri, çeşitli dokümanlar, çeşitli kaynaklar ve hayatı Ruzi'nin hayatıyla kesişmiş birçok insanla yapılan söyleşiyle teyit edilmiştir. Yani CIA, bir dakika. CIA'den izin mi? Bitiriyorum. Biz bu kitabı bu şekliyle neşredeceğiz nokta nokta zaman içerisinde, sizden bir cevap gelmemesi halinde. İtiraz etmeniz halinde hukuk yoluna başvurarak mahkeme kararıyla yazıldığı şekilde bu kitabı neşredeceğiz. Bu kitabın editörü Sayın Haşim Akman. Bu kitap 1,5-2 yıl önce bitti. Kendisinin elinde. Bu meseleyi kendisine de söyledim. Bu yazı gitti. Haşim Akman'la çalışmamızda edisyonu nasıl yapılmışsa, yayın evine nasıl teslim edilmişse bu kitap o şekilde çıktı. Bir izin olarak değil, bir tedbir olarak bunu isimlendirmekte fayda var. İtiraz var mı yayın, herhangi bir bilgi? Şöyle, itiraz yok. İçinden bir çıkartma var mı? Hayır, yok. Müdahale var mı? Hayır. Yok. Peki, siz burada Ruzi Nazar'a dair büyük bir güzelleme yapmışsınız. Fakat milliyetçi olduğunu söylüyorsunuz. Ben şunu merak ediyorum. Hangi milliyetçi Amerikan ajanı olarak çalışır? Hangi ülkenin milliyetçisiydi? Amerikan milliyetçisi mi? Yoksa anti-komünist olarak bir Türk milliyetçisi mi? Şimdi Ruzi Nazar'ın 3 rejim altında geçmiş 100 yıllık bir hayatı var. Sovyetler Birliği dönemi. Sovyetler Birliği döneminde doğduğu coğrafya, doğduğu memleket Türkistan coğrafyası. Türkistan coğrafyası Rus İmparatorluğu tarafından işgal edilmiş. Orada Rus İmparatorluğu'nun izlediği, takip ettiği bir sömürge siyaseti var. Şimdi hemen şunu söyleyelim. Biliyorsunuz Sovyet döneminde, ihtilalin ilk yıllarında aşağı yukarı öldürülen, o darbeler sırasında öldürülen insan sayısı, kitapta rakamlar var, kaynaklar da var. 5 milyona yakın. Sistemin oturması için katledilen insan sayısı 5 milyon. Yeni ekonomi politikasının oturması için 30'lu yıllarda öldürülen insan sayısı 10 milyondan fazla. Aşağı yukarı 1917 ihtilalinden Sovyetler Birliği'ne... Bunun için müsaade edin. Amerikancı olmak değil. Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar katledilen insan sayısı 30 milyon. Ruzi ülkesinin bağımsızlığı için mücadele eden bir insan. Siz, Türkiye, X devleti tarafından veya yaşadığınız Patagonya herhangi bir ülke tarafından işgal edilse, siz ülkenizin sömürge olmaktan kurtulması, işgalden kurtulması, insanların hür bir ülke içerisinde yaşaması için bir mücadele vermez misiniz? CIA ajanı olmam. Şöyle, CIA, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Nazi Almanya'sında CIA'de. Şimdi İzin verir misin? Ben önce şunu söyleyeyim. Enver Bey, özür diliyorum. Sakin konuşuyoruz. Özür dileyerek şunu söyleyeyim. Ruzi Nazar'la Amerikalıların 40'lı yılların sonunda yaptıkları bir mülakat var.
Bunların hepsi Amerikan arşivlerinde var. 50 yıl geçtikten sonra bu arşivler artık serbesttir. Bakarsınız. Eski MIT'çisiniz değil mi? Şimdi, MIT mensubu görüyorum. Hayır, bir şey soracağım. Şöyle. Bir ilkeyi soracağım. Eskiden MIT, yani daha doğrusu Enver Altaylı'nın... Buyurun. Ama siz istirham edeyim sizden. Bir soru sordunuz. Sorumun cevabını lütfen bekleyin. Ondan sonra sorun daha iyi olur. Uzun veriyorsunuz. 35 dakika yeter. Hayır. Yeter. Şunu söyleyeceğim. Biraz önceki sorunun cevabını vermeme izin vermediniz. Siz MIT mensubu olarak Türkiye'nin istihbaratında çalıştınız. Evet. Türk milliyetçisiyim ve Türkiye'nin istihbaratına çalıştım diyorsunuz. Tabii. Bunu kamuoyu sizin hayatınızda yayınlandı. Evet. Siz tarihi bir kişilik olarak orada değerlendirirsiniz. Ben buna girecek değilim. Şunu soruyorum. Siz Enver Altaylı olarak, MIT'te de çalışmış birisi olarak, Türkiye'de CIA adına çalışan bir Türk olsa hangi gözle bakarsınız? Vatanını şimdi, kurtaran birisi olarak mı, Amerikan çıkarları açısından mı? Türkiye işgal edilmiş olsa, Türkiye'nin işgalden kurtulması için ben... Düşmanıma karşı verdiğim savaşta bana yardım eden, benimle işbirliği yapan ülkelerle işbirliği yaparım. Mustafa Kemal'in milli mücadele sırasında Lenin'le işbirliği yaptığı gibi. Herhalde ajanlık yapmadı Mustafa Kemal. İşbirliği yaptığı gibi. Ruzi Nazar, demin işte onu söylemek istiyordum. Buyurun. İzin vermediniz. Buyurun. Ruzi Nazar'ın Amerikalılarla yaptığı mülakatta şu ibareleri, şu satırları okuyoruz. Ben memleketimde Sovyet sömürgeciliğine karşı mücadele verdim. Hı hı. Nazi Almanya'sında Türkistan Milli Birlik Komitesi taraftarı lejyon subayı olarak Rusya'ya karşı savaştım. Ben sizinle ancak siz Sovyetler Birliği'ne karşı bir çalışma yapar, bir mücadele verirseniz o konuda işbirliği yaparım. Ruzi'nin, tekrar ediyorum, arşiv belgesidir. Bakabilirsiniz, şey görebilirsiniz. Benim de not var, kitaptan aldığım not. Şimdi çok ilginç geliyor bana bu. Sovyet emperyalizmi emperyalizm oluyor da, Çin emperyalizmi emperyalizm oluyor da, Amerikan emperyalizmi niye masum oluyor? Şimdi, yani Türkiye'de de bu milliyetçilik tartışması yapılırken... Bakın Enver Bey, hiçbir zaman... Burada yazıyor. Kitabın burada. Bakın. Buyurun. Ne yazıyor? Kötü bir şey yazmıyor. Ben size şey söylüyorum. Az önce mesela bir örnek verdiniz. Başka bir şey söyleyeyim. Ondan Nazi subaylarıyla kol kola Nazi ordusunda savaş veriyor. Naziler nedir? Irkçıdır. Irkçı bir organizasyonla, Yahudileri katleden bir organizasyonun subayı olmak... Şimdi Enver Bey, kitabı sizin dikkatli okumadığınızı tespit ediyorum. Buyurun. İzin verin. Siz söylediniz az önce. İzin verin. Buyurun. Türkistan lejyonlarında savaşan asker sayısı 200 bin civarında. Hı hı. Yalnız Türkistan lejyonları değil, hı, Azerbaycan lejyonu. Diğer milletlerin kendi lejyonları var. 200 bin. General Vlasov Himmler'le anlaşarak Rus Kurtuluş Ordusu diye bir ordu kurmaya gayret ediyor. 1 milyona yakın Rus esiri var. Topladığı asker ne kadar biliyor musunuz? 10 binden fazla değil. Türkistan lejyonları 200 bin. Hayatta kalan esir kamplarında Türkistanlı gençlerin tamamı lejyona katılmış ve kollarında Allah bizimledir armasını taşıyarak Almanlara. Şöyle. SS subayı değil, Alman ordusunun bir subayı ve kendi bunların kendi ülkesine karşı değil. O kendi ülkesi değil. Kendi ülkesini işgal etmiş bir orduya karşı, Kızıl Ordu'ya karşı, Rus Kızıl Ordusu'na karşı savaşıyor. Sovyet döneminde Sovyetler Birliği dağıldığında siz biliyor musunuz? Kazakistan nüfusunun %50'si Ruslaştırılmıştı. Özbekistan nüfusunun %30'u Ruslaştırılmıştı. Bakü nüfusunun yarısı Rus'tu. Moskova'nın bölgeye yönelik izlediği muazzam bir Ruslaştırma faaliyeti vardı. Buyurun. Buna karşı verilen mücadele bana göre şerefli bir mücadeledir. Bu mücadeleyi verirlerken kendilerine yardım eden güçlerle işbirliği yapmaları da son derece meşru bir davranıştır. Benim anlamadığım şey şu. Neredeyse kitabı alırken Sayın Ruzi Nazar zarar görmesin diye CIA'ya bilgilendirme yapacak kadar hassas davranıyoruz. Demek ki oranın bir personeli. Dolayısıyla ben size şunu sorayım. Sovyetler, Çin... Personel olmadığı yazılmamış ki. Açıkça burada bakın yani. Onu söylüyorum. Başlığı. Evet. Personeli. Dolayısıyla benim bildiğim CIA ajanları Amerikan çıkarlarını korur.
Dolayısıyla Amerikan, ya mesela ben size bir şey sorayım. Siz Türkiye zor durumda olsa CIA ajanı olur musunuz? Ya da bir başka ülkenin zor durumda olması normal değil. Türkiye işgal ed- şöyle. İşgal edilse, işgal edilse ben bir başka ülkenin ordusuna girer misiniz? Ben bir başka ülkenin ordusuyla işbirliği yaparım. Ülkemin kurtuluşu için. İşbirliği bakın, ayrı şey. Bak, orduda savaşmak ayrı şey. Ayrı. İşbirliği yaparım. Ruzi'nin gideceği bir yer yok ki. Ruzi Sovyetlerin dağılması için. Ve ben size şunu söyleyeyim. Kitabı lütfen dikkatli okuyun. Sovyetler Birliği'ni dağıtan... Bakın. Sovyetler kitapla ilgili notlar burada sevgili seyirciler. Enver Bey. Bunu gösterelim. Daha nasıl dikkatli okuyalım? Bakın. 56 sayfa not var. Bakın ama 56 sayfası not almak gayet kolay. Kitaptan alırsınız. Yok ben size okuyayım isterseniz. 56 sayfa yazar. Sürenizi veriyor musunuz? 20 dakikası aldım notları okuyayım. Yok yok. Kitabı biz okuyucuya, izleyiciye... den istirham edelim, rica edelim. Okusunlar, kitabı tanıtalım. Ama bize bugüne kadar aykırı sorularda evet. Hep iyi çalıştık biliyorsunuz. Evet. Soru şu, Sovyetler ve Çin emperyalist, Amerika emperyalist değil mi? O zaman orada çalışan birisi Amerikan emperyalizminin doğrudan dayatmasını yapmıyor mu, halklara ihanet etmiyor mu? Soru bu. Enver Bey, ben nasıl Amerika emperyalist değil diyebilirim? Tekrar ediyorum, bu kitapta o zaman Rusya'nın yanında duramazsınız. Rusya'nın. İzin verin. Buyurun, izin verin. Rusya'nın tenkit edildiği kadar, Rus istihbarat teşkilatının tenkit edildiği kadar Amerikan istihbarat teşkilatı da tenkit edilir. Bu kitabın bir yerinde Rus tankları Macaristan'da çok sayıda Macar'ı ezdiğinde Amerikalılar Endonezya'da hazırladıkları darbeyle 500 binden fazla insanın katledilmesine sebep olurlar. Bu kitapta belki Türkiye'de bundan daha önce birilerinin yazdığını zannetmiyorum. İran'da Mossadlık darbesi vardır. Mossadlık darbesi ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından sonradan ikrar edilmiştir. İran Amerika Birleşik Devletleri tarafından affedersin, hazırlanan bir darbedir. Ben burada CIA'yı müdafaa etmek, Amerikan emperyalizmini müdafaa etmek, Amerika'nın Irak'ta işlediği cinayetleri müdafaa etmek için bulunmuyor. Bu kitap neyi anlatıyor biliyor musunuz? Şunu anlatıyor. Diyor ki birinci büyük oyun bitti. Şu anda ikinci büyük oyun devam ediyor. Ben neyi anladığımı söyleyeyim mi? Bakın ikinci büyük oyun. Siz iyi anlamamışsınız o zaman. Ama o daha söylemedim ki. Bakın ikinci büyük oyunun tarafları kimler? Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu üç kuvvet arasında... Orta Asya coğrafyasına, Türkistan coğrafyasına yönelik kıyasıya bir rekabet ve mücadele var. Bu kitap bunu anlatmaya çalışıyor ve diyor ki... Farkındaysanız ben sakin bir şekilde dinliyorum. Ve diyor ki bakın tabii dinleyin ki öğreneceksiniz. Kusura bakmayın. Tabii sorun buyurun. Şimdi Sayın Altaylı ben bir yargıç değilim, savcı da değilim. Sadece okuduğum şeyleri anlamaya çalışıyorum. Mesela Türkiye'de komünizmle mücadele dernekleri örgütleniyor. Evet. Bu komünizmle mücadele derneklerinin örgütlenmesi de biraz demin anlattığınız şeye benziyor. Yani Türkiye'yi Sovyetlerin etkisinden kurtarmak için Amerikancı bir milliyetçilik doğuyor. Hatta Ruzi Bey Türkeş'i bile ölümden kurtaracak hale kadar geliyor. Dolayısıyla ben şöyle bir şey anlıyorum. Acaba Türk milliyetçiliği tırnak içinde söylüyorum. Amerikancı bir ideoloji ekseninde kuruluyor ve Sovyetlere karşı mı örgütleniyor? Hayır. Yanlış mı anlıyorum bunu? %100. Ama kitapta yanlış. Bunun... Bakın, hayır kitapta onlar yok. %100. Ya bu nasıl milliyet? Şöyle, %100 yanlış anlıyorsunuz. İkinci Han Savaşı sırasında Rusya, öldürülen 30 milyon insandan bahsetmiyorum. Kendi batı cephesinde, Almanların doğu cephesinde 20 milyon insan kaybetmiş. Yani Stalin 20 milyon insanın hayatını feda ederek Avrupa'nın, Doğu Avrupa'nın tamamına hakim olmuş. Savaş biter bitmez. Türkiye'den boğazları ister, boğazlarda üsler ister. Savaş biter bitmez Türkiye'den doğudaki Kars, Ardahan vilayetlerini ister. Bunun üzerine iyi hatırlayın Truman Doktrini yayınlanır. Rusların tehdit ettiği ülkelere Amerika Birleşik Devletleri yardım edecektir diye. Ben size şunu sorayım. O zaman Türkiye'yi idare edenler, yönetenler Amerikan ajanı mıydı? Yalvararak çeşitli müracaatlarla NATO'ya girdiler. Türkiye'ye NATO'ya girmek için ilk yaptığımız müracaat 1949 yılındadır. İlk müracaat reddedilmiştir. İkinci müracaatımızdan sonra kabul edilmiştir. Siz İnönü hükümetidir NATO'ya girmek için müracaat eden. Daha sonra Menderes hükümetidir.
NATO'ya girmek, Amerika'nın müttefiki olmak, Amerika ile işbirliği yapmak, CIA ajanı olmaksa İnönü de CIA ajanı, Menderes de CIA ajanı. Onun için yani bir şey bu şekilde kitapta, hükümler vermeyelim lütfen. Kitapta yazdığınız önemli bir şey var. Nazım'ın peşine gidiyor değil mi? Nazım'ın peşine gitmiyor. Şöyle bakın. Şimdi biraz önce siz komünizmle mücadele derneklerinden bahsettiniz. Peki Kominform'un ne olduğunu biliyor musunuz? Pardon? Kominform. Nedir? Komintern nedir? Nedir? Komintern, Komünist Enternasyonal denen teşkilattı. Evet. Rusya'nın öncülüğünde, Rus Komünist Partisi'nin öncülüğünde kurulan dünya komünist partilerinin kurduğu bir teşkilattır. Doğru. Kominform, 2. Ans Savaşı sonrasında Komintern'in isminin değişik şeklidir. Bu komünist partileri aynen komünizmle mücadele dernekleri nasıl komünizme karşı hani Amerikan güdümünde deyin faaliyet gösteriyorsa Amerikan desteğiyle öyle onlar da bu ülkelerin komünist olması için Rus Komünist Partisi Rusya desteğinde mücadele veriyorlar. Komünist Mücadele Derneği'ne siz de görev yaptınız değil mi? Hayır. Hiç yapmadınız. Peki Nazım'ın Ruzi Nazar'a nasihat ettiği doğru mu? Doğru tabii. Bu işleri yapma, aklını başına al. Hayır, şöyle. Diyor. Bakın ben size ben anlatayım. Dünya gençlik... Bunu da mı yanlış anladım? Hayır, doğru anladınız. Doğru. Orada bir daha oradan çünkü Nazım gerçek bir yurtsever olduğu için. Sevgili okuyucular, siz kitabın o bölümlerini okuyun. Ben doğru anlayacağınızdan eminim. Şunu şimdi soracağım. Devam edelim. Nazım da o önemli bakın. Onu anlatın diye soracağım. Nazım gerçek bir yurtsever olduğu için dünyanın neresine giderse gitsin karşısında bir insan gördüğü zaman nasihat eder. Nazım Türkçenin bayrağı. Nazım bana göre Türkçe ve memleket. Ve nasihat ediyor. Bu işlerden vazgeç diyor ama Ruzi Nazar CIA'cı oluyor. Doğru mu? Şimdi şöyle. Ya bunu da mı yanlış anladın? Bakın tabii. Çok yanlış yorumluyorsunuz. Yanlış anlamadınız ama yanlış yorumlamaya temayül ediyorsunuz ve yorumluyorsunuz. Siz doğruyu anlatın. Şimdi. O dönemde Rusya'nın Soğuk Savaş enstrümanları var. Silahları var. Hı hı. Yani Soğuk Savaş toplarla, tüfeklerle, tanklarla, tabancalarla yapılan bir savaş değil. Soğuk Savaş tarafların çeşitli enstrümanlarla yürüttükleri bir savaş. Casuslar savaşı, organizasyonlar savaşı, teröristler savaşı. Taraflar birbirlerinin ülkelerinde sabotajlar yapıyorlar. Şimdi Dünya Gençlik Festivali Moskova tarafından kurulmuş bir organizasyon. Soğuk Savaş'ın Sovyet enstrümanlarından, Rus enstrümanlarından bir tanesi. Birincisi Moskova'da toplanmış, daha sonra Prag'da toplanmış. Viyana'da toplanan şunun için önemli, bir Batı ülkesinde toplanıyor. Ve Rusya Viyana'daki Gençlik Festivali için o zamanın parasıyla büyük para, 60 milyon dolar para harcamış. Nazım orada. Ruzi orada. Ruzi şunu merak ediyor. Diyor ki Nazım Türkiye'de 20'li yıllardan sonra Türkiye'ye geldi. Hep cezaevindeydi. Stalin zulmünü biraz önce bahsettim. O milyonlarca insanın katledildiği dönemi yaşamadı. Ancak 20. Parti Kongresi'nde Kruşçov'un Stalinizme karşı başlattığı bir kampanya var. O kampanyayı elbette gördü. Orada Kruşçov Stalin'in cinayetlerinden bahseder, Kirov olayından bahseder, Kirov olayını bahane ederek muhaliflerinin nasıl katledildiğinden bahseder. Bunu gören Ruzi, Nazım ne düşünüyor onu merak ediyor. Ne diyor Nazım? Şöyle. Nazım'la karşılaşıyorlar. Yani oldukça uzun bir görüşme oluyor. Nazım'a bir tiyatro veya bir konser sırasında rastlıyor. Rica ediyor. Ben Türkistanlıyım diyor. Sizi ziyaret etmek istiyorum diyor. Nazım buyurun diyor. Zaman veriyor. Ruzi Nazım'la görüştüğünde vatanını, memleketini, nerede okuduğunu, 2. Han Savaşı hayatını ve Amerika'da olduğunu. Bütün bunları açıkça anlatıyor. Nazım Ruzi'ye Orta Asya'yı çok iyi tanıdığını, oralara gittiğini, bunlardan bahsediyor. Tabii Ruzi, Nazım'ın Kurtuluş Savaşı destanını okumuş. Ruzi etkileyenlerden, orada etkileyen sözlerden... Bu işleri de bırakın diyor. Bir tanesi, hemen oraya geliyorum. O Türkistan tabirini Nazım da kullanıyor. Türkistanlı Hacı Ahmet der destanda. Şimdi şunu söylüyor. Diyor ki, İyi değerlendir Amerika'yı. O büyük bir imkan. Oku. Eğitimini geliştir. Yaz. Ajan olma. Yaz. Müsaade edin. Bak. Hep müsaade ediyorum. Kalkıyor. Kalkmayın kameradan çıkıyorsunuz. Kalkıyor.
yürüyerek, büyük devletlerin oyuncağı olmamak gerek. Kim diyor bunu? Nazım söylüyor. Ondan beklenen bu. Üç defa büyük devletlerin oyuncağı olmamak gerek. Bu ne demek biliyor musunuz? Sen de olma, ben oldum, yanlış oldum. Bu bunu demek. Ondan sonra ne diyor biliyor musunuz? Sizin yorumunuz. Bunu nokta nokta yiyip büyük devletlerin oyuncağı olmamak gerek. Şimdi. Oturun isterseniz program. Şöyle. Nazım bunu söylüyor. Heyecanlandınız Nazım'ı. Tabii. Nazım'dan mı heyecanlandınız? Nazım'ı severim, onun için heyecanlandım. Nazım'ı sevmemek mümkün değil ki. Şiirlerini severim. Şiirlerini severim. Cezaevinde o Novaya Ekonomiçeskaya Politika, yeni ekonomi politikasını, o kolektifleştirmeyi öven sistemle ilgili şiirlerini maalesef. Bir şey sorabilir miyim size? Siz Amerikan, Alman, İngiliz ve İsrail istihbaratlarıyla çalıştınız değil mi? Ben mi? İşbirliği yaptınız değil mi? Hayır, işbirliği değil. Bak. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Benim pozisyonumdaki insanın CIA'den de tanıdığı vardı. KGB'den dostlarım, tanıdıklarım var. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Buyurun, o yüzden. Buyurun. Bütün bunları gördüğünüz zaman herkes kendi memleketi için istihbaratçılık yapar bilebildiğim kadarıyla. Evet. Bana burada tuhaf gelen, siz bu kadar hararetle anlatmanıza rağmen bir insanın Amerikan çıkarlarını savunup da milliyetçi olması, ben anlamıyorum bir. Ruzi hayatının hiçbir döneminde Amerikan çıkarlarını savunmamış. Amerikan çıkarlarını, kendi ülkesinin çıkarlarını savunmak, Amerikan çıkarlarıyla paralellik arz ettiğinde onun hesabını Ruzi'ye sormamak gerek. Bir şey söyleyeceğim. Mesela orada çok güzel bir bölüm var. Ali Fuat Erdem Paşa'dan söz ediyorsunuz. Evet. Ve orada Ali Fuat Erdem Paşa kim? Ali Fuat Erdem Paşa bir kor generaldir. Evet. Harp akademileri komutanıdır. Daha sonra askeri Yargıtay Başkanlığı da yapmıştır. Nerede? Nerede daha sonra Hitler'le görüştü? Şimdi şöyle. O Ali Fuat Erdem Paşa'nın siyaseti değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet siyaseti. Yani, savaşın ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti devleti Almanların savaşı kazanacağını düşünüyor. Ve Almanlarla iyi ilişkiler kurmak istiyor. Türkistan Lejyonları'nın kurulma fikrini Almanların kafasına sokan, kitapta çok detaylı olarak kaynaklarıyla, isimlerle bunlar var. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüsrev Gere'de. Harp Akademileri Komutanı Ali Fuat Erdem. Emekli General Hüseyin Hüsnü Erkiler. Bunların hepsi Hitler'le de görüşüyorlar. Efendim, büyükelçi olduğu için görüşüyor. Onlar da görüşüyorlar ve ülkede öyle büyükçü politikanın temeli atılıyor mu? Ve şöyle bakın, döndükten sonra bu von Papen'in merkezine çektiği, Koblenz arşivinde onun metnini bulabilirsiniz Almanya'da. Merkezine çektiği mesajda Ali Fuat Erdem Paşa ve Erkilet Paşa Türkiye'ye döndükten sonra Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın ve İsmet İnönü'nün katılımıyla 6 saatlık bir toplantı yaptıklarını yazıyor. Zamanımız çok az kaldığı için birkaç soru sormak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Fuat Doğu ile ilgili. Fuat Doğu kimdir? Fuat Doğu bana göre... Hayır, önce kim olduğunu söyleyin, size göre de söyleyin. Seyircimiz bilsin diyor. Şöyle, Fuat Doğu... Sizin de hukuku nedir? Allah rahmet eylesin, MİT müsteşarlığı yapmış. Fuat Doğu... Sonra Gelen'den eğitim alıyor mu? 12, 9 Mart'ta Türkiye'yi bir sosyalist halk cumhuriyeti, Sovyet peyki olmaktan kurtaran 3 generalden birisi. Biri. Bu kimse daha sonra Amerika'ya gidiyor. Daha sonra değil. Gehlen adlı Amerikan subayı. Emre Bey yanlış biliyor. Ruzi Nazar evet. Ve başkalar, pardon, Fuat Doğu ve başkaları, başka subaylar. Nerede Türkiye NATO'ya girdikten sonra Türk ordusunun, bakın tekrar ediyorum, Türk ordusunun en güzide, en akıllı harp akademilerini başarıyla yetiştirilmiş subaylarının hemen tamamı. Kimler bunlar? Mesela Agassi Şen, mesela Fuat Doğu, mesela benim kayınpederim rahmetli Mahmut Celaleddin Ataer. Bir şey sorabilir mesela, zaman az, anladım. Evet, bunlar. Şimdi sorun, CIA'da eğitim alıyorlar değil mi? Şimdi şu Pentagon'da NATO'ya girmiş, NATO evet. İşbirliği içerisinde. Hocaları da Nazi subayı Gehlen. Yok, hocaları Nazi subayı, onu kit nereden? Doğru mu değil mi? Değil. Gehlen'den eğitim alıyor. Hiç Amerika'ya gittiğini ben okumadım hiçbir yerde. Ama Gehlen'in... Siz bir araştırın. Bakın, onlar bakın, eğitim almış şöyle, mı almamış. Bakın. Siz de araştırın, ben de araştırın. Bilgi kesin doğru. Tamam. Bu bir bilgi doğru. İkimiz de yani Nazi'nin, bakın, izin verin bir saniye. Nazilerin en üst düzey subayı Amerika'ya gidiyor. CIA çatısı altında Türkiye'nin generallerine eğitim veriyor. Bu doğru mu değil mi?
Şimdi şöyle. Bu doğru mu değil mi? Geylen organizasyonu. Doğru mu değil mi? Savaştan sonra ilk yıllarda Amerikalıların. Türkiye'nin en milliyetçi subayları bunlar. Amerikalıların. Ben de Almanya'da eğitim aldım. Hı? Ben de Rusya'ya gittim. Rus KGB'sinden dostlarım var. Benim Almanya'da eğitim almam. Bu olgu doğru mu değil mi? Ya bunu herkes biliyor. Türkeş'in Amerika'ya başarılı subay, Pentagon'a genelkurmayın temsilcisi olarak gönderildiğini biliyor. Hatıratında var, açın hatıratını okuyun. Fuat Doğu'nun gittiğini, diğer güzide subayların, başarılı subayların Amerika'ya o dönemde gönderildiğini bunu biliyorlar. Yani Amerika'ya gitmiş olmak, orada eğitim almak, Mihri belli. Biliyor musunuz? Hı. Uzun süre Amerika'da bulunduğunu. Şimdi Amerika'da bulunmak ayrı bu programı. Bir dakika. Amerika'da okuduğunu, yani Amerika'da bulunuyor. Amerika'ya gezmeli. Hatta ben size bir şunu, Mihri Belli'nin avukatı da değil. Bakın bir gülelim şuna. Ama seviyorsunuz yani. Kimi? Şimdi Mihri Belli'yi. Şimdi Mihri Belli Amerika'ya gitmiş. Ben sadece hayatımda namuslu insanları severim. Bütün namuslu insanları severim. Biz de namussuz insanlardan nefret ederiz. Tamam bir şey demedim. O zaman bakın ne güzel aynı insan. Tabii. Nazım o yüzden seviyorum. Bakın Mihri Belli ne yapıyor biliyor musunuz? Türkçeyi de özlemiş. Köfte yapıp satıyor talebe ne bir güzel. Yerde. Efendim affedersiniz. Allah'ın bilmem ne diyor bir tanesine Amerikalı'ya verirken. Yani Talat Aydemir'in ekibine darbe yapma kalkmasında var mı? Bir dakika. Adam diyor ki ben Türk'üm abi diyor. Ya kardeşim gel diyor affedersin diyor boynuna sarı diyor. Size bir şey evet. Siz Talat Aydemir'le birlikte darbe ekibinde var mıydınız? Şimdi şöyle. 21 Mayıs'ta 1459 Harp Okulu öğrencisinin tamamı evet. Emir komuta zinciri içerisinde bir darbe teşebbüsü var denildiği için kendilerine Ankara'da. Siz ideolojik olarak yoktunuz zaman içinde. Yoktum. Yani Fuat Doğu sizi de kurtardı o zaman. Fuat Doğu ben Harp Okulu öğrencilerin tamamı gibi uzaklaştırıldım. Hayır bu işi yapmaktan kurtuldunuz diyorum. Hangi işi yapmaktan? 9 Mart'ta tabii 9 Mart. 9 Mart değildi o. O 22 Şubat, 21 Mayıs'tı. 21 Mayıs 1963. Hı. Siz 8 yıl ileri gittiniz. 9 Mart 1971. Daha önce darbe yapacaktınız. Ben değil, Talat Aydemir yapacaktı. Evet, evet. Ama aynı kadroda varsınız. Kadroda bakın ne diyorum. 1459 Harp Okulu. Mecburen varsınız diye. Yani emir komuta zinciri. Komutanlar emir vermiş. Komutanınız, bölük komutanınız gelmiş. Size talimat vermiş. Peki bir iddia var. Burada da gönül. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu anlamda bir paramiliter örgüt olduğunu hiç söylediniz mi siz? Hayır, hiçbir yerde söylemedim. Söylemediniz. Söyle. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Rus saldırısına karşı kurulmuş. Hayır. Kesinlikle. Öyle bir durum yok. Kesinlikle. Peki, bu zaman zaman Türkiye'nin ünlü ülkücülerinin Ağaca, Çatlı vesaire gibi yurt dışında Ruzi Nazar tarafından korunduğu doğru mu? Şimdi... Bir defa külliyen yalan ve yanlış. Neden yanlış? Ruzi Nazar tarafından koruluyor işte papa işine korundu falan mu? Girecek. Hayır. Papa cinayeti. Yok. Bir defa. Siz var mısınız o dönemde? Enver Bey lütfen açıklanan KGB arşivlerine girin bakın papa cinayetini hazırlayan arkasında o zaman Sovyetler Birliği Komünist Partisi birinci sekreteri eski KGB başkanı Yuri Andropov var. Türkiye'den sebebi de Jean-Paul Polonyalı. Polonya'da Sovyetler Doğu blokunu dağıtmaya yönelik bir Solidarność diye Lech Walesa'nın başlattığı bir hareket bunun var. Bunun doğru olmadığı ispatlandı ama. Bunun doğru olduğu ispatlandı. Neyin doğru olduğu? Mahkeme kararı ispatlandı. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Hayatı boyu Sovyetlerin dağılması için mücadele eden Ruzi Nazar Amerika Sovyetlerin dağılmasını istiyor. Sovyetlerin Doğu blokunun dağılması için Lech Walesa'ya yardım eden, Solidarność hareketini himaye eden papayı öldürsün. Bu işin mantığı nerede? Var mı bu işin? Siz Ağaca ve Çatlı'yı tanır mıydınız? Çatlı'yı tanıdım. Fakat Ağaca'yı hiç tanımadım. Peki papa suikastla ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki ayağı neden girmiş işin içine? Siz istihbarat teşkilatlarında... İstihbarat teşkilatlarının enfiltrasyon diye bir mesele var biliyor musunuz enfiltrasyonun ne olduğunu? Enfiltrasyon şudur. Devletinizin temel kurumlarına bazı devletler adamlarını sokarlar. Buna enfiltrasyon derler. Bu adamlar öyle mi? Enfiltrasyon derler. Şimdi ve bu adamları siz kullanırsınız. Şimdi Mehmet Ali Ağaca. Mehmet Ali Ağaca Abdi İpekçi'yi öldürüyor. Kimin adamı o? Cezaevinden kaçıyor müsaade edin. Buyurun. Abdi İpekçi'nin öldürülmesinde MHP'nin, ülkücülerin kesinlikle ve kesinlikle hiçbir yararının olması, bir motifinin olması mümkün değil. O dönemde Sovyetler zor durumda. Artık dağılma sürecine
dağılma sürecinin emarelerini görüyoruz. Ömrünü uzatmak sevdasında. Ömrünü uzatmak için ne yapacak? Türkiye gibi bir ülkeyi yanına alacak. O dönemde Türkiye'ye silah sokan kimdi? Bekir Çelenk'ti. Bekir Çelenk kimin adamıydı? Bulgar istihbaratının adamıydı. Peki bütün silahlar, Amerika'dan gelen silah var mı? Amerika'dan gelen silah yok. Bulgaristan'dan gelen silah var. Abdi İpekçi'yi vuruyor. Cezaevinden kaçırılıyor. Nereye gidiyor? Filistin'e gidiyor. Filistin kimin kontrolünde? Oradan nereye gidiyor? Bulgaristan'a gidiyor. Peki. Ben sorunuzun cevabı şu. Rus istihbarat teşkilatı taşeron kullanır, bunları kullanır, alet kullanır. Neden milliyetçilerde alet oluyoruz? Çünkü sizin bana bu soruyu sormanız için, sizin benim gibi insanlara Türkeş'i suçlayabilmeniz için, birilerini suçlaması için. Mikrofonu kapattınız. Eğer ben niye Türkeş? Ama sorularınızın altında bu var. İzleyiciler, o yok mu? Kitapta lütfen yazıyor. Kitapta yok, yazmıyor. Kitabı alın ve okuyun, yok. Hayır, bir şey soracağım. Ya kitapta nasıl olur? Belki... Kitapta ne yazıyor biliyor musunuz? Ya arşivler ortada diyorum. Lütfen Rusça bilmiyorsanız birisine yani birlikte finanse edelim. Gitsin baksın arşiv materyallerini getirsin. Hemen iki soru soracağım. Zamanımız buyurun. Az kaldı. Enver Bey adaşımsınız. Biraz da hararetle tartışıyorsunuz. İyi. Bir şey soracağım. Buyurun. Ben 2013'te televizyon programı yapıyorum. Ruslar bu kadar geleceği görse yıkılmazlardı. Benim bu soruyu size sormam için. Hani demin dediniz ya az önce siz bu soruyu bana sorun diye mi ülkücülere bunu yaptırıyor dediniz az önce. Onu mecaz herhalde. Mecazen söyledim. Tabii. Çünkü yani bu kadar öngörü olan bir devlet çökmez. Yani biraz öngörünüz var gibi geliyor ama bazı konularda da son derece yanlış. Hayır, ben kendi payıma demedim. Evet, evet. Ruslar bu kadar iyi planlama yapıyorsa takdir etmek lazım. Tabii çok yanlış şeyler var. Mesela? Çok yanlış şeyler var. Enfiltrasyon, durmadık enfiltrasyon üzerinde. Neden kolay kullandılar milliyetçiler? Ruzine diyor biliyor musunuz kitabın bir yerinde? Bilmem dikkatinizi çekti mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en büyük problemi devletin temel kurumlarındaki enfiltrasyondur. Ruzi bu kitabın bir yerinde, tabii onun ağzından, ondan dinlediğim için yazdım. Ruzi der ki kitabın bir yerinde, bugün ki müttefiklerinizin yarın düşman olabileceğini hiçbir zaman unutmayın. Peki reklama gideceğim, bir soru hakkım var, sonra siz cevaplayacaksınız, ben hiç konuşmayacağım. Zaten tamam. Bugün zamanı tuttum, iyi konuştunuz ama ben de dinlemek istediğim için. Tamam, sevgili seyirciler, Sayın Enver Altaylı, Ruzi Nazar, CIA'deki Türk Casusu adlı kitabını konuşuyoruz. Elbette ki biz ne sorarsak soralım, kitabı siz okuyun, bir kere okumakta fayda var. Önemli bir hatırat, daha doğrusu biyografi ama Sayın Nazar'ın da onayı alınmış bir biyografi desek yanlış olmaz değil mi? Sayın Nazar'ın tabii ki. Tamam. Şu soruyu soracağım ben. Soru şu. Sovyetlere karşı bu kadar büyük mücadele vermiş Sayın Enver Altaylı ve diğer isimler, başta Ruzi Nazar olmak üzere. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Amerikan çıkarlarını koruduklarının farkındalar mı? Azgın kapitalizmi beslediklerinin farkındalar mı? Ve bugün herhangi bir pişmanlıkları var mı ya da bir öz eleştirileri var mı? Yoksa diyecek bir şeyimiz de yok. Reklamlardan sonra. Peki. Aykır Sorular'da Sayın Enver Altaylı ile Ruzi Nazar'ın yaşam öyküsü üzerine konuşuyorduk. Benim son sorum şuydu, bir soruluk hakkım var. Anımsatıyorum ve cevabınızı bekliyorum. Diyorum ki, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Amerikan çıkarlarını korumak nasıl bir milliyetçiliktir ki siz bunun arkasında duruyorsunuz? Bir büyük emperyalizme hizmet ettiğinizi siz ve Ruzi Nazar düşünmüyor musunuz? Konuştuğunuza göre. Şöyle söyleyelim, bir Türkistan ideali var. Türkistan'da, Orta Asya'da. Türk Cumhuriyetleri arasında kültürel, iktisadi, siyasi entegrasyonun gerçekleştirilerek bunların bir devletler çatısı altında birleşmesi, bir Türkistan devleti çatısı altında birleşmesi. Bırakın bizim Amerikalıların taşeronu olmamızı, Amerikalılar bizim taşeronumuz olsunlar. Bu Türkistan'ın da Türkiye ile yakın kültürel, iktisadi işbirliği yapması. Hedef bu. Ben İşte hedef bu. Hedef bu. Taşeronu bırakın, Amerikalılar bizim Amerika'nın geldiği olsun. Noktadan memnun Şimdi musunuz? Ben şunu soruyorum. Ben söyledim, siz söylediniz. Benim düşüncelerimi izleyici izledi. Sizin sizin sorularınızdan düşüncelerinizin ne olduğunu anladı. Ruzi şöyle diyor. Bakın. Diyor ki, Allah'a şu şekilde dua edelim diyor. Kim eğri yolda ise Tanrı ona doğru yolu göstersin. Sizin meslek sırrınızı sorabilir miyim? Yani verilebilir. Daha doğrusu teknik bilgi. Buyur.
Bir örneğin MIT'te çalışmak için ya da dünyanın herhangi bir şeyinde çalışmak için neden ona istihbarat örgüsünde herhangi bir hani yemin gibi bir şey var mıdır? Mesela mecliste bir milletvekilinin yemin etmesi gibi. Hayır. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nda ben yemin etmem. Peki başka ülkelerde var mı? Mesela CIA'de çalışan birisi yemin eder mi? Şeylerin yemini var. CIA... Yeşil berellerin yemini var. CIA'de çalışan birisi yemin eder mi? CIA'ye çalışan yani CIA'de hiçbir yerde okumadım. Hiçbir CIA'cıdan da böyle bir şey duymadım. Yani Ruzi Bey CIA adına yemin etmiş olabilir hayır, mi? Hayır. Yani Amerikan çıkarlarını koruyacağına yok, dair? Yok. Ettiğini, çünkü Amerikan çıkarlarını değil ben Türkistan'ın çıkarlarını koruyacağım diyor. Yani CIA'ya girerken girerken onu söylüyor. Siz bunu gerçekçi buluyor musunuz? Son derece gerçekli buluyorum. Çünkü 100 yıl adamın yani Ruzi Nazar'ın değişmeyen bir hayat çizgisi var. Onun için seviyorum kendisini. Anladım. Yani böyle bir milliyetçilik olabilir diyorsunuz. Bu Ruzi Nazar'ın hayat çizgisi. Ruzi Nazar'ın bir ideali vardı. Türkistan hayali. Diyor ki kısmen Orta Asya Cumhuriyetleri bağımsız oldu. Şimdi ikinci adım. Şimdi iktisadi entegrasyon, siyasi entegrasyon, tek bir Türkistan devleti. Yeni nesillerin bunları yapacağına da inanıyorum. Diyor ki dini terörizme dikkat. Taliban'a, El-Kaide'ye, o düşünceye anladım. Dikkat. 50 yıl CIA'de görev yapmış. 50 yıl 40 yıl. 40, 40 yılla 40 yıl boyunca Amerika ile çıkarları paralel olmuş diyebilir miyiz? Sovyetler Birliği'ne, Rusya'ya yönelik çıkarları paralel hesapları olmuş. Paralellik tabii. Türkiye'de de böyle çıkarları Amerika ile paralel olan kimseler olabilir mi? Onu bir araştıralım Ender Bey. Siz... Olabilir tabii, olabilir de olmayabilir de. Anladım. Değil mi? Peki, iyi bir program oldu. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Kürt meselesini Ruzi Nazar'da bir yer yapalım. O konuda söyleyeceklerim tabii, var. Mutlaka yapalım. Yani teşekkür ediyorum. Biz tartışmaya açız. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Sayın Enver Altaylı ile bence keyifli bir program oldu. Ben sordum. Altı çiziyorum. Sadece sordum. Sayın Altaylı da cevap verdi. Zaten aslında bize verdiği cevaptan çok daha fazlası kitapta var. Önerim şudur, bu tarz programlardaki tartışmaları tamamlamak istiyorsanız kitapları okuyun. Kitaplar en azından somut olarak önünüzde olur, karar siz verirsiniz. Yarın akşam Taha Akyol Bey'le program yapacağız. İlginç bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı röportajından sonra da bakalım Taha Bey nasıl bir incelik, bir terazi oluşturmuş. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Emre Bey, sağ olun.